Aysun Demirel, ekranlardan tanıdığımız ünlü sanatçının en büyük arzusu her kadın gibi anne olmak, evlatlarını kucağına alabilmekti. Ancak önce mesleği engel oldu buna, daha sonra da ilerleyen yaşı. Modern toplumun sorunu zannedersem geç annelik. Çünkü kadın artık iş hayatında çalışıyoruz ve özellikle bizim sektörümüzde, bizim meslek hayatımızda oyunculuk çünkü tamamen dış görüntüyle de ilgili bir şey. Yani hamilelik sonrası gelişen bir takım durumlar. Aslında hani işte oyunculuğa ara vermem gerekiyordu benim. O nedenle tamamıyla mesleğim, kariyerim nedeniyle aslında en sağlıklı olması gereken gençlik yıllarında bilinçli bir şekilde çocuk sahibi olmadık, olamadık. Grazie, grazie mille. Prego. Molto grazie. Buona giornata. Stai tranquillo, bambino. Anche te, ciao, ciao. Ci vediamo. Ayol çocuğa niye yardım etmiyorsunuz? Ha evladım, sinema soruyor. Siz İtalyanca mı konuştunuz? Yo, hayır, ne İtalyancası? Az önce konuştunuz. Ayol nereden çıktı? Şöyle söyleyeyim Servet Hanım, konuşmadınız bayağı Milano'ya bağladınız yani İtalyanca da uzaya falan çıktınız bayağı gözlerimi kapatıyorum. Monica Bellucci bir açıyorum, of feci bir şok yani ne bu yani. O tiyatro, sinema ve diziler derken kariyerinde sağlam adımlarla ilerledi ve içindeki evlat özlemi de gittikçe daha da büyüdü. İnanılmaz istekliydim anne olmak için. Yani hele 30 yaşına girdikten sonra bir sürecim vardır. Ya, oturup ağlardım yani. Vücudum anneliği istiyor. Allah'ım yani nasıl yapacağım ben bu işi diye. Ama hep kendimizi frenliyorduk ve artık bir zaman geldi. Hani tamam bu da bizim kaderimiz. Hani çocuksuz bir hayat yaşayacağız gibi şartlamıştım kendimi. Ay Vasfiye bugün de böyle oturmama taktın. Misafirim var, oturuyorum kız. Ne var? Aferin. Oturacaksın, ne yapacaksın? Artık pek fonksiyonel değilsin, mecbur. Ne değilim? Bir takım denemeler oldu. Sonunda ya Allah bana iki tane evlat verdi. Gerçekten mucize oldu. İlerleyen yaşı nedeniyle sağlıklı bir doğum yapabilmek için tüp bebek yöntemine başvurdu Füsun Demirel. İkinci denemede oldu benimki. Birinci denememde embriyon oluştu fakat kalp atışlarını duymadık. Embriyonun içi boş dediler. Tabii o zaman bir hayal kırıklığı yaşadım. Hatta ilk bebek olmayınca bir anne depresyon yaşıyor. Ben onu yaşadım, ağır bir şekilde yaşadım. Önce bir hayal kırıklığı, ardındansa hayatının en mutlu anı geliyordu Füsun Demirel için. O nihayet anne olabilecekti. İkinci denemede zaten 3 embriyon denendi. O 2 tanesi tuttu dediler. 2 embriyon yaşıyor. İkiz bebek dediler. O zaman çok ağladım yani çok aşırı heyecanlanmıştım. İnanılmaz bir duygu bir anne için. Ünlü sanatçı tüp bebek yöntemiyle anne olma sürecini önce çocuğum kameralarına anlattı. Ben destek hormon aldım, östrojen aldım. Rahim duvarlarımı iyice kalınlaştırmak için ki sıkı tutunabilsinler diye. Onun dışında hiçbir tedavi de görmedim. Hiçbir sorun olmadı yani. Gayet normal, çok sıradan bir hamilelik geçirdim ve hamileliğim boyunca da Tatlı Bela Fadime dizisindeydim ve hoplaya zıplaya çok hareketli sahneler de çekimler oldu falan. Şimdi günümüzde çok stresli iş hayatı, çalışma hayatı var özellikle gençler için. Evlilik oluyor, uzun yıllar hani yaşam mücadelesi vesaire. Hani işte bir kere onun getirdiği bir stres var. Bu stres yüzünden aslında normal yollarla hamile kalınamayabiliyor. Stres çok etkiliyor. Yani spermi de etkiliyor, yumurtayı da etkiliyor. O nedenle de aslında hani çok fazla normal yolla hamile hiçbir sorun yokken hamile kalınamıyor falan hani anlatabiliyor muyum? Bu da yaşam
hormonumun ağırlığının getirdiği, stresin getirdiği şeyler. Ünlü sanatçı çocuk sahibi olmak isteyen tüm kadınlara verdiği mesajla sözlerini noktaladı. Tüp bebek denemeleri çok yaygınlaştı. Orada sperm kalitesini arttırıyorlar, işte yumurtayı öyle geliştiriyorlar vesaire yani. O nedenle yani bu yollar artık çok doğallaştı, çok normalleşti. Bir sürü merkezler var. Eğer özellerde denerseniz biraz maliyetli tabii ki. Ama şimdi devlet de bunu destekliyor. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmasın hiçbir kadın. Annelik fırsatını kaçırmasın derim.